Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mevlütlerinizde ve kandillerinizde yapabileceğiniz tam ölçülü, tam kıvamında şerbetine süt katarak ve üstelik kaynatmadan ipeksi dokusuyla un helvası tarifi vereceğim. Tarifime başlamadan önce kimi nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel helva tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak malzemeleri saymak istiyorum. Un helvası tarifimde 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı un, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1,5 su bardağı kaynar su, 2 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı ceviz kullanıyorum. İlk önce şerbetini hazırlayacağız. Bu şerbette herhangi bir kaynatma işlemi yapmıyoruz. 2 su bardağı şekeri derince bir kabın içerisine koyduktan sonra 1 su bardağı ılık sütü içerisine boşaltıyorum. Daha sonra içerisine 1,5 su bardağı kaynar suyumuzu ekliyoruz. Şeker iyice eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bu aşamada şerbetimizde herhangi bir kaynatma işlemi yapmayacağız. Sadece şekerin erimesi için düzenli şekilde karıştırmak gerekiyor. Helvamızı yaparken arada sırada şerbetinizi karıştırmayı ihmal etmeyin. Şerbeti güzelce karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Yayvan bir tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağını koyuyorum. Daha sonra tencerenin içerisine 1 çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bu arada ocağımızın altı yüksek ateşte. Tereyağı iyice eriyinceye kadar karıştırıyorum. Tereyağımız eridikten sonra içerisine 2 su bardağı unu eleyerek ekliyorum. Helvanızı yaparken ununuzu mutlaka eleyerek ekleyin. Böylelikle ununuzu havalandırmış olursunuz, kavurma esnasında daha kolay olur. Unumuzu eleyerek eklediğimiz için helvamız daha ipeksi kıvamda oluyor. Daha sonra helvamızı güzelce kavuruyoruz. Elimden geldiği kadar bütün aşamaları size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ilk olarak unumuz biraz koyu kıvamda. Kavurmaya başladıkça unumuz açılacak. Kavruldukça da yağını bırakacak. Bu aşamada ununuzu ne kadar çok kavurursanız helvanız o kadar güzel olur. Un helvasını yaparken ununuzu çok az kavurursanız topaklanma olur. Görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş unumuz gevşemeye başladı. İlerleyen zamanlarda da karıştırması kolaylaşıyor. Bu arada ocağımızın altı hala yüksek ateşte. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Görmüş olduğunuz gibi helvamızı kavurdukça unumuzun rengi koyulaşıyor. Kavruldukça da yağını bıraktı ve karıştırması da o kadar kolaylaştı. Ben un helvasını yaklaşık 20 dakika boyunca kavurarak pişirdim. Sizler ununuzun rengine göre kavurma işlemini uzatıp ya da kısaltabilirsiniz. İstediğimiz renk tam olarak bu. Şerbetini kattığımız zaman biraz daha koyulaşacak. Kaşık yardımıyla bir parça helvadan alıyorum. İçerisine biraz da şerbet katıyorum.
Kıvamı gerçekten güzel oldu. Artık şerbetini katabiliriz. Helvamızı tekrar karıştırdıktan sonra ocağımızın altını söndürüyoruz. Şerbetimizi koyarken ocağımızın altı kesinlikle kapalı olacak. Kavurmuş olduğumuz un hala sıcak. Şerbetini koyduktan sonra ocağımızın altını açmadan önce güzelce karıştırıyorum. Bu arada un helvasındaki kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu un helvasına süt gerçekten çok güzel yakıştı ve çok lezzetli oldu. İyice karıştırdıktan sonra artık ocağımızın altını açıyoruz. Ocağımızın altını yüksek ateşe getirerek karıştırarak pişiriyoruz. Pişirdikçe de helvamız koyulaşacak. Bu şerbet sizlerin gözünde çok gibi gözükebilir. Ama gördüğünüz gibi piştikçe de koyulaşıyor. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı, rengi oldukça güzel oldu. Helvamız biraz daha koyulaştıktan sonra içerisine yarım su bardağı cevizimizi ekliyoruz. Cevizi ekledikten hemen sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Helvamız hala sıcakken cevizin helvanın her tarafa geçmesini sağlıyoruz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel tariflerim var, onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Cevizli helvayı güzelce karıştırdıktan sonra artık ocağımızdan alıyoruz. Helva hala sıcakken şekil vereceğiz. Helvaya şekil verme aşamasında ben dondurma kaşığı kullandım. Dondurma kaşığıyla şekil vermesi hem kolay hem de güzel oluyor. Helvanın içerisine dondurma kaşığını daldırıyorum. Tatlı kaşığıyla güzelce bastırıyorum. Böylelikle helvayı sıkıştırmış oluyoruz. Daha sonra servis tabağının içerisine bırakıyorum. Şekil verdikten sonra üzerine ben toz fıstık kullandım. Sizler dilerseniz cevizle de süsleyebilirsiniz. Mevlütlerinizde, kandillerinizde yapabileceğiniz harika lezzetiyle çok güzel bir un helvası oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere bir de bu güzel helvanın iç dokusunu göstermek istiyorum. İçerisinde hiçbir topaklanma, hamurlaşma olmayan harika un helvası. Siz bu güzel un helvasının son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.